orta koridorda çünkü Köfte o kadar iyi oynamamıştı. Hayır, orta koridora. Sus dedi. Ama abi Victor'dan solo kill yemişti yani. Nara karşı ne çekersin? Malphite. Uf, tam Malphite'lik oyun be. Çek şuraya bir Malphite. Ya Sylas alacak çünkü Nara karşı hep Sylas oynuyor sonra. Ve seriden bir seçim yasaklama geçirdik. Yani Sylas'a çok gerek var mıydı emin değilim. Ama okey, oynasın. Yani ben bu arada seçimlere baktığım zaman bu maç net bir şekilde FUT'un eşleşmelerini daha çok beğendim. Ben yani de katılıyorum. Net bir şekilde. Yani hatta 70-30 falan vereyim bu sefer. Bobby istediğin olsun. Bu duruma katılıyorum ama bir gerçek vardır Eldramir Gragas'ı. İlk günkü gibi oldu. Bir takas daha, yine bir tokalaşma tutuşturu bırakıldı. Asper üzerine, Asper'den atılan bir sıçra var. Yalnız Fatih Can odun şifayı kullandı Eldramir. Onun için 200 canlı rakipler var karşısında. Mojito biraz uzak buraya. Fıçıyı tutturamadım. Bakalım hala ısrar etmek istiyorlar. Fatih Can sıçrası yok. Vücut darbesi var. Eldramir önce sıçrayı attı. Sonrasında da vücut darbesi. Bu arada kuleden iki vuruşu aldı Eldramir. Mojito yetişti buraya. Sıçrayı da atıyor Mojito. Hiç riske atmak istemedi. Renata da kaldı. Hexa cage'lerini FUT Esports alacak gibi. Yalnız orta koridorda şu ana kadar Tempt takasları harika götürüyor gerçekten. EMEA'ya kalmayı başardı diye gördüm. Hı hı. Ben de birkaç saat önce gördüm o tweet'i. Tebrik ederim Neremin'i ve alamet bitmek üzere 2000 canda. Mojito yaklaşmaya çalıştı ama savaşı istiyorlar daha öncesinde. Bao'nun üzerine bir hamle. Bao'dan harika bir ulti kullanımı. Duvarın diğer tarafına geçiyor. Arada düşen bir Mojito var. Kurtarma paketi işe yaramadı. Skorları topluyor burada. Denizbank Valkes tarafı 2'de 2. Destroy'a giderken Starscreen'de kim tarafından alacak bakalım. Onu da Destroy alıyor. Ve 4 skora karşılık hiçbir şey verilmedi. Asırlık yapacak bu oyun. Yani üst koridorda daha mantıklı. Biraz daha can havuzu istiyorsunuz. Mojito duvar deliğini kullandı. Biraz fazla hasar çıktı yalnız Mojito'nun üzerine. Şimdi çekiç formunda gidip Köfte tamamlıyor bu skoru. Yani orada 2-2 kazanabileceğini gerçekten düşündüler mi? Şimdi Paralos üzerine bir tokalaşma geldi. Tüyler yerde. Ali Asper'den harika sıçra ulti. Müthiş açı ve tutuşturla skor Asper'de. Ama sonrasında da Parus geldi buraya. Fatih Can'dan kullanılan sıçra tüyleri de çekti fakat çıkamayacak buradan. Herkes ejdere başladı. Fakat FUT buraya yakın ve Tempt'in de kullanabileceği bir ulti var. Burada Mojito Bao'yu yakalıyor. Bao'nun sıçrası da yok. Hala ulti kullanabilir mi diye bakıyorum. Bao şimdi kullandı ultiyi, son ana kadar bekledi. Duvar delen kaçtı. Mojito hızlandırıldı burada. Bao'ya son bir vuruşa daha ihtiyaç var. O vuruş geliyor. Mojito skoru buldu. Yan taraftan gelen Köfte kurtarma paketi hayata tutmayacak Mojito'yu, daha doğrusu. Hayata döndürmeyecek. Diğer tarafta neler oluyor? Fatih Canlı burada Eldramir'i düşürmüş. FUT bir anda geri döndü maça. Köfte 1-2 pozisyon da alamadı. Yetmedi hasar. Katliam ya da üstte de bir şeyler oluyor mu? Burada olacak ulti, gibi. Ulti falan Vegas düşecek. Benim cümleler iyice devrik hale geldi, kusura bakmayın. Evet, oyun bir anda böyle çığırından çıktı ama bir gerçek var. Hala Valkes 3300 altın önde ama FUT'un iki tane ejder yükü var. Ve dağ vadisinde olacağız. O da ek parantez. Ve alamet başladı. Eldramir ve Destroy Köfte'nin de yardımıyla alacaklar burada alameti. Evet, her zaman her yerde FUT win, FUT taken'dan gelmiş ejderi alabilmek. Hiç böyle içlerinden gelmiyor yani, şu an beden dillerinden bunu hissedebiliyorum. Oraya gitmek istiyorlar ama gidemeyeceklerinde farkında. Mojito diyor ki yok abi, oraya giderse kaybederiz. Orada Shurelia basıldı. Destroy'a mega olmadan kesmeyi mi deneyecekler? Destroy duvara vurulamadı, yerden bitmede geliyor. Hasar hala yetmiyor Destroy için. Tüyler çekince buraya kadar altın alındı. Mojito'nun kurtarma paketi var. Mojito düşüyor. İki skor bulundu. Of, yalnız Bao'dan kullanılan sıçrama Fatih Can. Burada skoru bulan isim. 3'e 1 bir değişim var ve 3 skorda Fatih Can'da kaldı. Biraz Eldramir diğer olacak yük ve seviye 15'e ulaşacak Starscreen. Şimdi kullanmış Shurelia Eldramir'den. Sıçra vücut darbesi, Tempt'ten atılan sıçrama sıkıştı. Nereye? Ve şu anda ultiyi kullanamıyor üzerine tutuştur olduğu için. Bir de fıçı geldi oraya. Tempt'i yalnız hala koruyorlar. Tempt. %30 canlı kullanılan bir Renato ultisi var şimdi. Araya giren bir Eldramir. Tek yedi Fatih Can'dan. Tempt Baron'dan hasar alıyor. Son anda çıktı oradan. Starscreen zincir isabeti değil. Duvara vurdu Meganar'ı. Şimdi Mega olan bir isim var. Bir benzeri de Destroy yaptı burada. Fatih Can'a dikkat etmek lazım ama Fatih Can düştü. Bao hala çok sağlıklı. Starscreen 1'e 3 kalıyor burada. Tempt yetişemeyecek. Yardım edemeyecek daha doğrusu.
ve toplamda 4 skor, 4'e 2 bir değişim. Bu savaştan galip ayrılıyor Wildcats. Belki Baron'u vuruyordu, kim bilir. Ama Mr.Nuj son anda dönüşmesi. Orada yine Foot için sonun başlangıcı oldu diyebilirim. Hani Baron'a koşuyorlar, sanırım vurmaya başlayacaklar Baron'u. Evet. Baron ama köfte bir şok patlaması da parçalar orayı. Tutsa parçalardı. Ya Temte tuttu, çok fazla hasar vermedi yani. Bu arada Eremir'in üzerine anında böyle çöktü bir anda Foot oyuncuları. Biraz, Eremir tek yiyor. Biraz fazla mı? Peki acelikli oynanabilir mi? 4 kişiler. Destroy Megas'ına hala vakit var. Baron bitti. Bir deneme köfteden. Baron'u çalmak için yeterli değil. Tokalaşma geliyor Destroy üzerine. Hop'u defansif kullandı Destroy. Moita hala onun üzerine giderken şimdi duvara vurmayı başardılar burada Parus'u. Parus düştü. Sonrasında kullanılan bir Renat ultisi. Köfteyle Moa birbirine vuruyor. İki arkadaşı birbirine düşürdü Asper. Buraya örgü duvarla gelen bir Temptor. Harika bir yerden bitme. 4 skor birden Foot buldu bu sefer. Yine maçın yönü iki tarafa da değişmeye devam ediyor. Bu sefer Rüzgar Foot'un arkasında bakalım Baron nasıl kullanacaklar. Ulti yiyince işler terse döndü. Ama genel itibariyle bence savaşlarda yerden bitmeleri işte şey o toprak bozumu çok bozuyor mesela gerçekten Valkyrie'si. Birçok atılan şampiyon var. Doğru açıyla kullandığı sürece Valkyrie'sin bayağı bir takım savaşlarındaki etkisini düşürüyor diyebilirim. Peki köftede fena eşyalar da yok ama böyle şok patlamaları niye çok fazla hasar vermiyor? Kaç özellikle tane gördük falan. Ya Temte attı yine mesela %30 falan vurdu böyle. Bu arada alt koridorda yakalandı Destroy'a mega olacak. Yerden bitmeli iyi hasar çıktı devamında. İyi de bir tokalaşma. Ve Fatih Can hasarı çok fazla onun üzerinde Destroy üzerinde. Ölüm süresi 45 saniye. Ve Baron'un son 10 saniyesi varken burada kuleyi de almak istiyor tabii Foot. Üst tarafta da yani köfte ilerliyor. Burada tabii yapabileceği fazla bir şey olmadığı için. 9%18'lik zırh ve büyü direncini yakalamış durumda Denizbank Wildcats tarafı. Şimdi kullanılan bir Shurelia, Mojito ultiye basacak mı acaba? Sıçra kullanıldı Bao'dan. Ve Parus'u yakalıyor. Parus'tan iyi bir sıçra yerden bitmeye. Ultiyi de bastı, uzaklaştı oradan. Çok fazla yetenek kullanıldı hayatta kalmak için Denizbank Wildcats tarafında. Kullanılan ultilere bakacak olursak sadece Tempt ultiye bastı. Diğer tarafta da Parus ve Eremir ultilerini kullanmış durumda. Mojito canı %30'a düşüyor ama iyi bir kefaret. Eksilen canları yeniledi. Destroy'dan bir hamle. O çalıda kimse yok. Uzaklaştı herkes. Fatih Can iki tane yetenek isabeti aynı zamanda ve yarı canı düşüyor. Mojito da aynı şekilde yarı canda. Fatih Can hemen Gromp'tan can yenilemeye gitti. Canus Somi sayesinde eksilen canının neredeyse tamamını yenilerken Mojito'nun dikkatli olması lazım. Hala canı az. Bir deneme geldi uzaklardan bir dürtme. Bao'dan devam ediyor 4000 canda. Eremir fıçısından yudumunu aldı burada bir çarp savaşı. Eremir kaybetmedi. Bu çarp savaşını kullanan Renat ultisi. Eremir'den son anda basılan bir oyun. Starstruck'ından harika megalar ultisi. Devamında gelen bu ulti Mojito'dan. Mojito son anda Chromatic'i kullanıyor arada. Starstruck'ın burada Zonya'dan çıktıktan sonra iyi hasar veriyor Fatih Can'dan 2'de 2. Of. Destroy'dan defansif bir hamle. Asper'i yavaşlattı burada. Üzerine giden bir Mojito var sıçratıldı. Starstruck'ın zinciri kaçlama. Fatih Can ölümcül temposla tetiklenmiş durumda. 3. skor. 4'te gelmek üzere. Saçart o hayatta tutacak mı acaba Bao'yu? Tem sanırım bırakmayacak oraya ama. Kendini hızlandırıp çıkmaya çalışırken örgü duvar. Tempt ezip geçiyor ve 6-1-11'e geldi. 4'e 0 bir değişim. Ayakta kalan son isim Eremir. Derken Eremir 2 skor oldu. Neler oluyor? Bir taşta 2 kuş. Fıçılar devrede. Yalnız inhibitor kulesini de aldı. Daha fazla zorlamak istemedi. Foot o skorlar gelmese belki alınabilirdi ama. %50 can, %30. Baron'a bir dönsek. Baron mu? Tekrar mı? Peki tekrarda kalalım. Baron alınmış Eremir tarafından. Şu an kaba kuvvetle girmek zorundalar. Starscream yine Nar ultisini aldı ve Destroy mini Nar'da. Destroy mini iken savaş başlatabilir. Destroy'un üzerine bir hamle var. Starscream de gitti. Duvara doğru vuruyor. Yalnız bir örgü duvar atıldı. Şimdi Asper'den gelen bir ulti var. Asper'in ultisi çok etkili olmasa gerek fakat Parus'u düşürdü Bao. Asper'in ultisinden dolayı ve Destroy hala hayatta. Starscream burada çok fazla gereğinden fazla hayatta kalırken Eremir Zonya'yı kullandı. Eremir'den atılan bir sıçra var şimdi. Bao ile Eremir ayakta kalan son ikili. Bao sıçrayı atıyor. Kurtarma paketi hayata döndü. Boyuta 3-3. Ya. Ve Foot Esports bu uzun süren karşılaşmada galibiyete ulaşıp durumu 1-1'e getiriyor. Savaşta
yanlış görmüyorum. Asper iki tane kurtarma paketi kullandı. İlk Temp'i kurtardı. İkincisi Moito'yu kurtardı. Ve hasarı yetmedi bu noktada. Valkes'in yani kaba kuvvetle gireceklerdi. Sonra baktılar ya bu düz...